harikaydın Sam. Günü kurtardın bir kez daha. İyi ki bugün izinliymişsin. Ah, çok güzel. Evet. Şunu izle. Ha? Aa! Heyecan sona erdi. Artık işe dönmeliyim. Evet. Ben de küçük işlerimi halletmek için yola koyulsam iyi olur. İmdat! Burada kaldım! Norman! Aha, birinin başı daha dertte. İmdat! Anne! Ayaklarımı bir türlü oynatamıyorum. Oo, olamaz. Şu yaptığına bir bakar mısın Norman? Çabuk kuruyan çimentoya saplanmış. Kuruması yalnızca birkaç dakika alır. Merak etme Norman. Seni oradan kurtaracağım. Norman Price! Söyler misin ben seninle nasıl başa çıkacağım? Özür dilerim anne. Aa, tek istediğim bir parça huzur ve sessizlik. Bu ses yangın alarmına benziyor. Sanırım bu ses de spreyden geldi. Ay! Dükkana mı itfaiye merkezine haber vereyim? Dills, dur. Asla yanan bir binaya girmeye çalışmamalısın. Merak etme Sam. Ben eve gidip oradan telefon edebilirim. Benim merkeze geri dönüp yardım çağırmam çok daha hızlı olacaktır. Acele et Sam. Merhaba itfaiyeci Sam. Ben de sana... Affedersin James. Acil bir durum var. Kaykayını birazdan getiririm. Vay canına. Oh, ama bir türlü anlamıyorum. Oysa bugün işten başımızı kaldıramayacağımızı sandım. Ya Sam, bu bir itfaiyecinin izin gününü geçirmek için pek de iyi bir yol sayılmaz. Açıklamaya vakit yok efendim. Dills'ın süpermarketinde bir yangın çıktı. Yangın mı çıktı? Sonunda harekete geçiyoruz. Bekleyin, bir dakika. Ama zili çalmadım. Ah, hep bunlardan birine binmek istemişimdir. Oh, neyse ki geri döndün Sam. Vay canına. Şu dumana bir baksanıza çocuklar. Tıpkı yaz çayırları gibi kokuyor. Elvis, hemen elektriği kapat. Bütün yangınların bu kadar güzel kokmaması çok yazık değil mi Penny? Çabuk ol sen. Malina'nın yardıma ihtiyacı var. Sen devam et Penny. Aşağı insen daha iyi olacak. Yolu göstermedi. Umarım Malina'nın durumu iyidir. Peki ama onun köpek balığı olmadığına emin misiniz? Evet. O bir balina ve balinalar çok nazik hayvanlardır Norman. Sen... Balinayı nasıl denize geri döndürmeyi planlıyorsun? Denizin yükselmesine daha saatler var. Oh, buldum. Yuvarlayarak götürelim. Bunun için çok ağır Norman. Ayrıca yaralanabilirdi. Ama iyi olacak değil mi Sam? Seni hiç hayal kırıklığına uğrattı mı Mandy? Hayır. Neptün'ü kullanmamız gerekecek Penny. Tamam Sam. Alo Tom. Pekala. Büyük bir yangını söndürüyormuş gibi poz verin. Hem de oldukça büyük bir yangın. Bunun gibi mi? Peki pozunuza biraz gerçekçilik katabilir misiniz? Yangından kaçın. Herkes kaçsın. İşte böyle. Şimdi de itfaiyeci baltasını kullanmaya ne dersiniz? Eğer istersen demirden aşağı da kayabilirim. Mükemmel. Harika bir fikir doğrusu. Harika mı? Artık zamanı geldi Mandy.
kemeri yükseltebilirsin. Güle güle küçük balina. Teşekkür ederim Tom. Sence balina iyi olacak mı sen? Artık ait olduğu yere, denize döndü Mandy. Güle güle. Ve teşekkürler. Hiç önemli değil Mandy. Leon suyla dolan bodrumda mahsur kalmış. Ve Mike da onunla berabermiş. O zaman çıkarın beni buradan da gidip onları kurtaralım. Kapı sıkışmış gibi görünüyor. Penny haklı. Ben de kıpırdatamıyorum. Ama baltayı kullanarak açabiliriz. Hayır, olmaz. Beni merak etmeyin. Gidip Mike'ı kurtarın. Halk her zaman önceliklidir. Bundan eminseniz efendim, hadi gidelim o zaman. Çabuk olun. İyidir. Birlikte bir düet yapacaktık. Merak etme Elvis. Eminim her zamanki kadar iyi söyleyecektir. Beni izleyin. Pekala. Mike içeride, öyle değil mi? Tamam Mike. Senden geri çekilmeni istiyorum. Çünkü birazdan kapıyı baltayla kırıp açacağım. Tamam mı? Anladım Sam. Hadi kovaya gir Leon. Böylece sudan ıslanmazsın. Önce suyu kapatman gerekmez mi? Peki pompayı hazırlayayım mı? Hepsini sırayla yapacağız. Burada yapmamız gereken ilk şey Mike'ın güvende olmasını sağlamak. Mike, kapıdan yeterince uzaklaştın mı bakalım? Evet Sam. Elimi tut Mike. Bravo, harikasın sen. Leon kurtuldu. Gerçekten çok sakindin Sam. Ve her şeyi sırasıyla yaptın. Keşke ben de öyle yapsaydım. Her şey bu kadar karışmazdı o zaman. Merak etme. En azından iyisin. Evet. Teşekkür ederim itfaiyeci Sam. Hadi Mike. Hadi gidip düetimizi çalışalım. Bir dakika bekle Elvis. Her şeyin bir sırası var. Hatırladın mı? Evet. Gidip ana vanadan suyu kapatacağım. Elvis, bu suyu dışarı pompalamam için bana yardımcı olabilir misin? Ve ben de gidip küçük çocuğumun stili dolaptan çıkaracağım. Ardından Elvis ve Mike'ın büyük düetleri için rıhtımda buluşabiliriz. Aa, çok güzel. Harika. Evet. Bayıldım. Harika. Ay, çok güzel. Şapur şupur duşlar alınır. Foşur foşur her yer yıkanır. Şapur şapur işimiz budur. Çekilin geliyoruz foşur foşur. Yaşasın yaşasın, aferin çocuklar, aferin. Beyler, yani aferin çocuklar demek istedim. Evet. Pontypandy'nin barbekü şampiyonu kim? Oo, buna karar vermek o kadar zor ki. Ben hala çok açım. Belki birazcık daha yesem iyi olur. Böylece hangisinin daha lezzetli olduğuna karar verebilirim. Biz de yemek istiyoruz. Gerçekten çok acıktık. Ah, merak etmeyin Branwyn. Trevor sosislerini pişirene kadar size çoktan kral karidesleri pişiririm ben. Bunu göreceğiz bakalım. Şimdi gazı biraz daha açıyorum. Böylece daha hızlı pişirebilirim. Vay canına. Bu çok akıllıca bir şey. Akıllıca falan değil. Tek yapman gereken barbeküye biraz daha kömür eklemek. Böylece ben daha hızlı pişirebilirim. Benim için hiç sorun değil. Ben de gaz açabilirim. Hem de en yükseğe. Ben de bütün kömürü tek seferde boşaltıyorum. O zaman sana pişirmeyi göstereceğim. Pontypandy'nin barbekü şampiyonunun kim olduğunu birazdan göreceksin. Aa dostum, sanırım barbeküye gereğinden fazla kömür atmışsın. Olamaz. Hemen geri çekil Norman. İtfaiyeci Sam'i arasak iyi olacak. Trevor Evans'ın barbeküsü bir ağacın alev almasına neden olmuş. Thank you.
piknik alanında bir barbekü kazası yaşanmış. Umarım hepiniz bu sabahki dersi dikkatli dinlemişsinizdir. Pekala Elvis. Görünüşe göre o sosisleri düşündüğünden erken yiyebileceksin. Umarım hala sosis kalmıştır. Bu yangını söndürmek için iki hortum kullanmamız gerek benim. Tamam Sam. Pekala Elvis. Hadi su vanasını aç. Ne? Sam, bak şurada o mutfak tüplerinden var ve her an patlayabilir. İyi ki fark ettin Elvis. Biz yangını kontrol altına alırken sen de herkesi buradan uzak tutmaya çalış. Anlaşıldı Sam. Herkes geri çekilsin lütfen. Penny, ben yangının kalanını hallederken sen de gazlı barbeküyü soğutmak için üzerine su sıkmaya başla. Merak etme Sam, ben hallederim. İşte yangın söndü. Depodaki yakıt bitmiş. İyi ki tekneye bir yakıt bidonu daha koymuştum. Abi balık tuttum. Evet. Tamam. O zaman makarayı çekmeye başlayın itfaiye memuru. Yangın. Geri çekil Charlie. Bölgeyi güvenlik altına alalım. Bunu yangının alt tarafına doğru tut. İyi iş çıkardın Charlie. Oh, motor alev almış. Görünüşe bakılırsa yardım çağırmalıyız. Denizde yangın çıkmış. Charlie ve itfaiye memuru Steele denizde kalmış. Sen benimle gel Penny. Sen burada kal ve merkeze göz kulak ol Elvis. Denizde bir yangın çıkmış. Tamam sen. Kolay gelsin. Merhaba Charlie. Söyler misin burada ne oldu? Ne yazık ki bunların hepsi benim hatam Sam. Dünyanın en iyi denizcisi olmayabilirsiniz efendim ama kriz sırasında soğukkanlı olacak biri varsa o da yalnızca sizsiniz. Görünen o ki bir şey yakaladık. Şu balığa bir bak. Evet, bunu karaya çıkarmak saatlerimi aldı. Neden balığı kafeye götürmüyoruz ki? Bence bu herkese yeter. Harika bir fikir. Az önce Elvis'i aradım. Bana acil bir durum olduğunu söyledi. Ben de göreve hazırım. Hayır! Keşke aynı şeyi kamyonetim için de söyleyebilseydim. Tek zorunda. Dağda kaybolmuş bir çocuk var. Norma Price nereye gittiğini biliyormuş. Önce süpermarkete uğrayıp Norman'ı alın sen. Çizdiğim
harita Derek'i bu yoldan götürmüş olmalı. Derek buralarda bir yerlerde olmalı. Sireni kapatsak daha iyi olacak. Böylece belki sesini duyabiliriz. İmdat! 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 Dinleyin. Galiba Derek'in sesini duydum. Yardım edin! İmdat! İmdat! Sakın kıpırdama Derek. İtfaiyeci Sam seni kurtarmaya geldi. Uçurum sağlam görünmüyor. Çocuğu elimizden geldiğince çabuk kurtarmamız gerek. Tıpkı anahtarı çıkardığımız gibi Elvis. Sadece bu kez kancayı ben tutacağım. Pekala Elvis, Vinci sen kontrol et. Ve Penny, sen de ona yol göstereceksin. Tamam itfaiyeci Sam. Pekala, yavaş ol Elvis. Neredeyse vardı. Şimdi dur. Mükemmel. Pekala, bana tutun Derek. Birazdan ikimiz de yukarıda olacağız. Teşekkür ederim. Sam deriye ulaştı Elvis. Şimdi yukarı çıkarmaya başla. Yavaş ol. İşte geldik. Hiç sorun yaşamadık. Norman, senin Derek'e söylemen gereken bir şey yok mu? Özür dilerim Derek. Çiçeklerle ilgili hikayeyi ben uydurdum ve harita çizerek seni kandırdım. Sadece annemin tek şirininin ben olduğumu düşünmesini istemiştim. Senin değil. Önemli değil. Seni anlıyorum. Aslına bakarsan bu çok eğlenceliydi. Demek beni affediyorsun. Harika. Demek şaka oyuncağın var. Hadi sizi iki şakacı, artık eve dönme vakti geldi. Biz de pastama geri dönebiliriz.